Herkese merhaba, ben Sokak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sunset Motel diye bir oyunun prolog bölümüne bakacağız. Bu oyunun herhalde başında bir trailer'ı var. Onu da koyacağım. Ondan sonrasında da en azından bu bölümü izlersiniz diye tahmin ediyorum. Vakit kaybetmeden oyuna başlayalım. Oyunda ilgimi çeken bir şey, direkt oyun yine Türkçe geldi. Ya Türkçe'yi artık özledik yani. Biraz olsun böyle şeyde yazılarda, ne bileyim etrafta açıklamalarda, şunda bunda falan filan Türkçenin kullanılmasını özlemiştim. Birçok oyun oynadım yani son dönemde, maalesef hiç ellerinde Türkçe yok. Bunda direkt Türkçe gelmesi çok hoşuma gitti. Direkt oyuna bir başlayalım. Oyuna devam et diyor ama oyunun içerisinde sadece şöyle bir bölümde bir göreyim dedim, bakalım neler yapılıyor diye. Gerçekten çok acayip şeyler var. O yüzden bu oyunu sizlerle bir paylaşmak istedim. Ayrıyeten şöyle ufak bir genel kültür. Hep böyle, ya yani ben de küçüklüğümde tabii ki duyardım böyle hotel, motel, otel ne demektir diye. Otel konaklanan yer, doğru. Hotel olduğu zaman ismi highway oluyor. Yani evet. Motosikletin arkasında bir motosiklettir. Yok, motosiklet dedi, bisiklete benziyor. Bisikletin arkasında herhalde bir arkadaşım. Yok, motosiklet. Sunset Motel, tamam, çok güzel bulduk. O giden nereye Merhaba ve gitti? Sunset Motel'e hoş geldiniz. Misafir kabul etmeyeli uzun zaman oldu. Önceki sahiplerimiz başarılı olamadılar ve ayrıldılar. Umarım siz farklı olursunuz. Motelin otoparkında kullanmanız için bir araba var. Harika değil ama çalışıyor. Umarım moteli eski ihtişamına kavuşturabilirsin. İyi şanslar. Teşekkürler. Elektrik panosu motelin kalbidir. Motelin elektriğini açmak için elektrik odasına gidin. Peki. Biliyorsun ne kadar şeker bir şey söyle. Ben de koyacağım ama. Ya. Otelle anlatıyorduk ya, ben bunu hatırlamıyorum ya. Yani bayağı bir uzun bir zaman öncesinde bir bakayım demiştim. Yaklaşık bir hafta falan oldu. Oyunun çıkalı. Ya daha doğrusu oyunun prolog bölümü çıkalı. Oyunun daha tam sürümü piyasaya sürülmedi. Çok ilginç şeylerle karşılaştım. Yani ben bunu hatırlamıyorum açıkçası. Ama birazdan göreceğiniz bir şey var. Yani direkt olarak söylüyorum, sakın yapmayın öyle bir şey. Yani eğer ki bir şeyiniz varsa, başınızı Allah göstermesin öyle bir şey gelirse sakın yapmayın. İlk başta şunu söyleyeyim. Onu anlatıyordum. Tam o sırada bizim motosikletin arkasında girince bayağı yani çiliğin ortasında piyasa yapan tek Lamborghini'sin herhalde. Otel dediğimiz şey konaklama. Hotel dediğimiz şey highway otelleri. Motel dediğimiz şey de motorway otelleri. Yani bunlara Amerika'dan çıkma şeyler oldukları için, yani bunun ukalalığı değil. Bunlara motorway deniyor. Eğer ki İşte ne bileyim bizim otoban dediğimiz şeylere de highway deniyor. Doğal olarak bu motel olduğu için bu motorway'in yan tarafı demek. En azından şöyle küçük bir genel kültür olsun. Şimdi buraya girdiğimizde oyunu zaten başında dedim ya, size sakın yapmamanız gerekenler serisi. Böyle bir şey görüyorsanız birincisi çok ciddi bir sorun var demektir. Buraya siz yaklaşmayın. Yani gerçekten bir elektrik, elektronik, gerçi elektriğe giriyor bu, sadece elektronik de değil. Yani şu cihazdan dolayı elektroniğe giriyor ama şundan ötürü elektrik bilginiz yoksa sakın böyle bir sisteme yaklaşmayın. Ana hattın kesilmesi gerekiyor. Böyle kıvılcımları gördüğünüz zaman yapmanız gereken tek şey büyük ihtimalle herhalde belediyeye haber vermektir. Kendiniz müdahale etmeyin. Hani ölüm riski yok, ölürsünüz. Risk değil yani, o garanti. İkinci, daha da kötüsü, gücü aç diyor. Biz gücü açmaya çalışacağız. Eğitim böyle başlıyor. Yangın tüpü demiş. Yani şimdi yangın tüplerinin içerisinde işte A, B, C, D, E, içinde E kimyasalları olan, bilmem neler olan, şunlar olan, bunlar olan şeyler var. Yani bu iş güvenliği, ne bileyim yani eğitimi alıp almadığınızı bilemem ama eğer ki bir sistemde böyle bir yangın görüyorsanız ve böyle kıvılcımlar varsa asla ve asla elinize yangın söndürme tüpü alıp şu yaptığım hareketi asla yapmayın. Ama tamam yani oyunun içerisinde eyvallahlık bir durumu var, ona hiçbir şey demiyorum ama yani gerçek hayatta sakın böyle bir şey yapmayın.
Çok şükür. Hadi işe koyulalım. Hadi işe Önce koyulalım. Önce kapının üzerindeki tahtaları kırarak odayı açalım. Yani Türkçe çeviriyi kendileri yapmamışlar belli. Yani bir AI kullanılmış. AI'da da hangi firma olduğunu söylemeyeceğim. Reklama giriyormuş o. Reklam ürünü almadığınız zamanlarda bunları söylemeniz uygun değilmiş. Eyvah eyvah, sen ne yaptın bu? Bu ne? Pişir. Bu zaten pişmiş. Bu ne? Bizim depoya benziyor. Güzel. Depoda bu ne? İnşallah oksijen değil de bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Ana nedir? Radyal menüden çekici seçin. Radyal menü R harfiyle radyal menüye girdik. Çekici seçtik. Odayı temizlerken köşeleri, duvar kağıdını ve mobilyaları dikkatlice kaldırın. Eyvallah. Temiz bir oda misafir memnuniyetini arttırır. Evet. Kapıyı... Şimdi bu çöpleri dışarıdaki çöp kutusuna atalım ve odamızı temizlemeyi bitirelim. Peki. Cümleyi yarın kesmişler arkadaşım. Odayı temizle. Süpürgeyi al. Süpürge zaten alınacağı belliydi. Bunları al. Temizle. Oha. Bu kadarcık bir şey böyle löp diye. Ve yani bu tarz şeyleri süpürgeyle çekmiyoruzdur herhalde. Toplarız diye bekliyordum ama. Oyunda başında iki tane falsoyla başladım. Yani tahmin ediyorum şey... Oyunun tabii ki yani üretim amacı simülasyon olması için belli. Başka kaldı mı? Yok. Çöpleri çöp kutusuna atın. Peki radyal menüden elimizi seçeceğiz herhalde. Çöpü yumruk atarak yok ediyoruz. Hayır. E'ye basıyoruz. Alıyoruz. Fırlata basıyoruz. G tuşu. Şunlara bakalım biz. Ya işte oyunların bu kadar çok böyle... Uçlarla oynanmasını sevmiyorum açıkçası. Geçen gün bir tane... Çöp kutularını düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde boşaltın. Taşan evet. Çöp kutuları kötü bir görüntü oluşturur. Elbette ki. Geçen gün bir tane kıyafet alış satışıyla, perakende olarak kıyafet alım satımıyla alakalı bir oyun oynamıştım. Oradaki kontrol sistemine gerçekten bayıldım. Yani sadece sol klik ve sağ klikle bütün oyunu oynayabiliyorsunuz. Burada bunun mouse ayarları inanılmaz hızlı ama kontrol yaşaları yatay dikez hassasiyet. Yani bunu 0.6'lara falan çeksek fazlasıyla yetecekmiş gibi gözüküyor bana. Bakalım. 0.6 bile fazla ama neyse önemli değil. Şurada çöpün. E ile aldık. G ile de attık. Çöp kutusunu temizlemesi için çöp kamyonunu çağır. Peki. Bu kamyonunu çöpte git sipariş. Oha bir de odayı açmak için elinizdeki çekiçle parkeyi kırarak başlayalım ve yapılacaklar listesinin geri kalanını tamamlamanız gerekiyor. Ya Allah aşkına abi senin Türkçeni hakikaten çok zorlamışlar seni ya. Kır. Oha. Niye parkeyi kırıyoruz ya, tamir etseydik. Bu arada oyunun müzikleri çok... Aha gitti. Arada bir şey de kaçtı. Dur ben her şeyi kıracağım ya. Birazcık dikkatli olacağım diyordum da vazgeçtim. Her şeyi kır. Evet, çünkü bir de bunların toplaması var şimdi. Bir dakika ya. Aa, bir şey toplamıyoruz. O kırılınca yok mu oluyor? Evet kırılınca yok oluyor. Tamam yani duydum en güzel haber. O zaman her şeyi kır. Amir mamir yok abi. Direkt kır geç. Kır geç. Kır. 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 Kır artık. Bu ne? Onar basılı tut. Sağ klik. Bu şekilde dağılmış olan bir camı ve kapıyı biz eğer sağ klikle veya da tamir etme metoduyla tamir edebiliyorsa muazzam bir şey. Bayıldım. Yay. Ne oldu şimdi? Kırılacak şey var mı? Yok ya. Gittik. Hala tabii yerlere de bana bunların hepsini baştan yaptıracak yani oyun eziyet üzerine kurulmuş. Tamam onu anladık. Bitti mi? Yani en azından kırma işi bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Radyalden tekrar geldik. Şu yırt. Yırt mı? Zaten yırtık ya. Ya. Zaten ömrü bitmiş yani bu duvar kağıdı diye bir şey kalmamış ki burada. Şu tavanlarda da vardı. Hop. Merhaba. Ne? Evet. Artık duvar için kendinizi rahat hissettiğiniz bir boya seçebilirsiniz. Ya niye her şeyi yarım yamalak bırakıyorsun ya? Boya. Boya.
Mayor Neisho Naufragium. Siyah. Pax. Ne olduğunu bilmemekle beraber bunu aldık. Pax. Taşı. Ha, sağ klik. Bu kadar basit miydi? Basıldı. Ha. Oh, hepsini güzel güzel boyayacağız. Böyle belli oldu. Boyamız da bitmiyor galiba. Yaşasın mı? Aha, bitti. Nasıl alıyoruz? Sağ klik. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz sonra bildim ama boyayı seç. Ne oluyor be? Abi daha boya işi bitmedi. Sağ klik yaparak boyayı alıyoruz, sol klik yaparak uygulamasını yapıyoruz ve bittiği zaman tekrar gidiyoruz boyaya. Sağ klik yaptığımız zaman tekrar boyayı alıyor. Ya bu aslında benim için bir seri, yani her şeye sahip olma serisinin bir parçası bu. Otel sahibi olma. Çünkü bundan önceki birçok şeyi aslında aldık bir şekilde. Yok işte benzin istasyonu sahibi olduk, bilmem ne oldu. Gerçi o benzin istasyonu sahibi olmak benim bir hayalim. Ya ileride eğer ki öyle bir imkanım olursa benzin istasyonu sahibi olmak istiyorum. Yani belirli sebepleri var. Gerçekten benim için önemli sebepleri var. Ya bu, yani ilk ana temel madde para değil ama tabii ki herhalde en yüksek gelire sahip olanlardan bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Piyasadaki ürünculuk ve şeyden sonra. Ticaretten sonra. Çünkü ticareti tabii serbest meksede erbabı dediğimiz olay var herhalde. Siyah yakıştı ya. O kadar yakıştı ama. Boyamadığımız yer kalmış mı? Aha burası. Burası var mı? Elbette ki. Zemin için seçtiğimiz parkeyi döşemeye başlayalım. Güzel bir parke odanın atmosferini önemli ölçüde etkiler. Tamam. E harfine alıp basıyoruz. G harfiyle bırakıyoruz. Şimdi parke mi alacağız? Peki parke alalım. Parke. Tahtalar, fayanslar, mermerler, halılar. Zengin görünsün diye mermer ama odanın içerisine mermer pek yapmak istemiyorum. Imperium diye bir tane halı seçmeye karar verdim. Ne yapıyorum? Seç Imperium. Yok. Sağ klikle seçtik. Peki döşeyelim. Az da koyu oldu diyenlere direkt nispet. Hop sağ klik. Renkler... Zevkler bilmem neler tartışılmaz lafı var ya, işte o bu. Ben biraz fazla siyah sever bir insan. Ben bir tane daha çıkar mı? Nasıl ya? Oha kalmamış. Şaka. Ya şu kadar açık yer için bir daha mı halı alacağız? $15 ya. Ah. Zaten olsa da bir işimize yaramayacak. Tuvaleti de ya halıdan döşeyelim. Ne olacak? Ne yaptığımız? Bu önemli değilmiş gibi geliyor bana. Tak tak. Tada. Ve bu mobilyaları yerleştirin. Peki. Şimdi odanın amacına uygun mobilyaları seçelim. Amacına... Rahat bir yatak, güzel bir kanepe ve bir tuvalet seçelim. Unutmayın ki odaya koyacağınız her eşya ileride uygun, daha fazla para kazanmanızı sağlayacaktır. Böyle bir otel odasında amacımız ne olacak ki? Birincisi burada değil. Radyal, parke, çekiç, süpürge, mobilya. Hı. Mobilya. Nedir? Değiştir. QE. Bunlarla sağa sola gidiyoruz. Ne almamız gerekiyor? Bir tane yatak almamız gerekiyor. Alalım. Şimdi bunu nasıl seçiyoruz? Buna bastık. Hı. Bu. Açıkçası ben bunu beğendim. Oha. Sen salonun ortasına mı koydun sen onu? Seç. Paralel miyiz? Paralele benziyor. Değilmişiz şimdi paralel.
böyle koyabilirim araba. Ben paralel olduğunu zannediyorum ama galiba biz hiçbir şekilde paralel olmadık. Hem paralel halimiz bu mu? Peki. Şöyle yatağı. Koyduk. Güzel. Bu koltuğun gireceği mekan gözümde burası canlandı. Şimdi R'ye bastık, mobilyaya bastık, yatak. Bu E ile gidiyorum. Şimdi koltuk alacağız bir tane. Bastık. Yani şey gerçekten kullanımı çok zor. Bu ne? Aha çok güzelmiş. Bunu ev almak lazım bizim. Buraya eşyaları kapının önüne koyan, kapının önü değil ki burası kardeş. Alalım. Neyse, her şeyin bir ilginçlik tarafı vardır. Banyo, yatak, sandalye, masa, masa, kitaplık, sehpa, tablo, ışık, halı, vazo, banyo. Banyo, enter. Bir tane şuna ihtiyacımız zaten zorunlu var. Fazla saçmalayıp döndürdük bu tarafa. Buyurun. Böyle yaptık. Bunu buraya koyabilirim. Evet. Sonrasında gittim. Şundan bir tane aldım. Bunu şöyle çek. Da okey. Sonrasında şunu alacağız. Bulara. Bunu da buraya koy. Tamam. Banyoda tamam. Lamba. Nedir acaba? İnfaktif kimeli yakın olduğuna dair. Ama yani bu kadar şeyin içerisinde vazo ışık diye bir şey var. Evet. Spark A. Tamam. Gardrop. Sağ klik gardrop şuna benziyor. Evet. Bastık. Geldi en güzel. Bu budur. Oturacak eşitli bir isim. Tabii ters olması, gerçi ters olsa ne yazar? Bir keyfimiz değil mi? En son bitki. Bitki. Peki. Bir bundan ya da bundan. Şunu bir tane şu kenardan koyuverelim. Bir. O peki. Tamam. Harika olur. Bir iş çıkardınız. Sırada 202 numaralı Allah'ım, odayı böyle açmak var. Müşterilere vermek için birkaç odamız olması bizim için en iyisi. 202 mi açacağız? Eyvah, bu böyle nereye kadar devam edecek? Açıl tutalım, açıl. Bir tamir edelim önce. Çat 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 çat. Bir camı da tamir edelim. Birazdan da bir kapıyı tamir ederiz. Tamam. Bir de kapıyı tamir ettik. Arkayı kır. Daha içimiz tabii ki var. Şu tuvalet kaldı. E hadi. Parkele atalım. Eski bir duvar kağıtlarını yırt. Peki. E. Aa, bu arada E harfiyle başka bir iş yapıp elimizdeki çekici elimizde sallayabiliyoruz. Güzel. Bundan haberim yoktu. Hop, bu da güzel. Hop. Burada biraz boyamız vardı, onu kullanacağım. Şimdi herhalde süpürgeye ihtiyacımız var. Parke yerleştirdim, duvar kağıtları, yani çöpleri bırakabiliyor muyum? Hadi canım.
Yok canım. Ah. Değil mi? Bitti. Girmesi bile gerekmiyor. Hızağla fırlat. A. Orada saçma sapan bir şey oldu ama. Bir de ben oraya geçemiyorum. Yok canım, düşürdüm. Biraz o sür sıfırla güzel sürme olayımız da varmış, onu güzel bir şey. Konsept hop, burası da bitti mi? Şimdi şöyle bu pick up araç neredeyse bizim Golf arabasına benzetmişler anladığım kadarıyla. Şurada niye kapalı? Çok büyük ihtimalle bir şey, oyunun saçmalıklarından bir tanesiymiş gibi gördüm şu anda. Yani araç pick up olmasına rağmen benim bel hizama geliyor olması birazcık tuhaf, hatta belki bir üst hizama geliyor. O yüzden zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Hop 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 hop. Da buradan alıyoruz, asılı tutuyoruz, fırlatıyoruz, o da çöp kutusuna gidiyor, bitiyor işimiz onunla. Ve buna sağ klik yapıyoruz, şu kapıdan başlayalım yine. Parke yerleştirdim, daha 70-60 tane daha yerleştirdim. Bu mudur? Ve 43 tane boyama işim. Aman ne güzel. Nasıl çıkar mı? Burası çıkmadı. Sağ kıyım. Aha, boya mı bitti? Evet, boyamız da bitti. Manda gider. Ha, tam da oturduk ha. Şimdi neydi? Taba basacağız, boya alacağız, pax alacağız bir tane, parke alacağız. Bu kağıdı yapmayacağım ya, parke yapacağım, o da bu. Geç bundan zaten iki tane çıktı. Gel bakalım yapalım. Bir şey oldu ama ne olduğuna dair en ufak fikrim bile yok. Zaten hiç olması gerekiyordu, al bunu bastık. Bir anda ben böyle elimde kaldı, atıp zannettim diye havaya doğru uçmalar falan. Aynen böyle. Ben? Buraya kadar gücümü de yapıyorum. Kadar. Evet. Heh. Aradım çok.
zımbırtısını da buldum. Atıyoruz. Neyimiz kaldı? Listeyi tamamla. Girelim bakalım içeri. Listede neyimiz var? Pax'tan devam edeceğiz biz tabii ki doğal olarak. Nerede kalmıştık? Burada. Ya oyun tamam, yani bir oyunda neler olduğunu size göstereyim diye başladım gerçi, ama yani oyunun müziklerini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim, ama kendine has bir müzik var. Herhalde beğeniyorsanız o tarz müziklere dinlemenizi tavsiye ederim, ama yani %100 eminim telif hakkı vardır. Bu nedenle şey yapmak istemiyorum. Açmayacağım müzikleri, ama size tavsiye edebilirim. Bunun dışında oyunda havanı da koyabiliyorum. Öbür tarafta yapmamıştık. Demek ki orada kalan boyu acaba bu tavanı yapmak için mi? Ya canım. O kadarını hesaplayabileceklerini pek zannetmiyorum ya. Be. Bu boyayla eğer tavanı yapıp da havanda boya kalırsa, biz öbür tarafı da boyayabiliriz demektir. Öbür tarafa gidelim. Ne dersen, boyanın miktarı ona göre hesaplanmış olabilir ya. Şimdi dank etti. Bunu pek akıllı edeceklerini düşünmemiştim ama. Baya baya öyle. Evet. No smoking mi? Ben bunu Türkiye'de söyle de gör bak başına. Buraya bir tane yatak koyacağız. Tabii ki gördük, şunu alacağız şuradan. Şu kenara bırakalım. Bunlarımızı alalım. Şu kenara bırakalım. Bunlar zaten ileride kullanılacak belli. Şimdi yatak odası, burası tuvalet olduğuna göre şöyle bir yatak kombinasyonu yapabiliriz. Bakalım. Mobilya. Şimdi mobilyada önce şu banyoyu bir halledelim bence. Banyo, enter, gel bakalım. Şimdi sen nereye girebilirsin? Siz ikiniz şöyle yan yana girersiniz. Hizalama sistemi benden kötüymüş. Şimdi şunu da böyle yamacına bırakalım. Sonra bunu da alalım şuraya, sığar mısın? Sapsız, evet. Bir de bundan koymak istiyorum. Hala ne olduğunu anlamadım ama okey. Şimdi gelelim bitkilere. En az iki tane bitki istiyorum zaten şapşık. Buraya koyacağımız için yatağı önce bence yatak işini hallederiz. Bir saniye, ışık. Buraya koyamak sonra biz de bu iki ışığımızı da koyduk. İçeride ışık yok ama ilginç bir illüminasyon var içeriden dışarı doğru. Bir tane gardırop. Gardırobu geç. İlk önce yatağımızı bir seçelim biz. Nerede? Yatak. Bir yatak. Şöyle koy bakalım. İki tane bitki alacağız şimdi. Değil mi? Yatak. Koltuk. Miraj değil. Bundan. Bunu şöyle çevirelim. Vazgeçtim. Chesterfield. Sen böyle kal. Sonrası da gel. Yaptık raft tablo. Işık alı vazı banyo. Gardırop. Gardırop. Yüksek. Gardırop. Oy. Sonrası da neyimiz kaldı? Bitkimiz kaldı. Evet, bitkimiz. Bitkiden neden sonuçlandığımız için. Bir de hırsızı yakalamaya çalış. Soyulduk. Arabaya bin ve hırsızı kovala. Paramızı kurtarın. Allah.
şey görmüyorum ben. Aynı hızla gittiğimiz bir aracı ben... İşte bu. Bizim paramızı bizden çalamaz. Hırsızı yakaladığın için sana bir sürprizim var. Depoya bir mektup bıraktım. Biz adamı öldürerek kaybettiğimiz parayı geri mi aldık ya? Of ya. Tahmin ediyorum o ahşabı kırar. Ya. Mektubu okur, tablet dizem. Merhaba. Hop yavaş. Buranın otel nerede kaldı? El freni çekiyoruz ve direkt olarak bir şey yapıyor. Böyle bir anda. Zıplayıp birilerini yakalayacakmışçasına organize edeyim bari. Evet. Ne? Depoya git ve bir mektup bul. Depoya git ve bir mektup bul. Peki depoya gidelim, bir mektup bulayım. Birikmiş biraz param var ve motele gelişim için sana verebilirim. Para kasası, kulübede kasayı açmak için bir şifre ihtiyacım var. Şifre 023412. Eminim bu sana ilaç gibi gelecektir. Bu arada koşma tuşu varmış. Şimdi daha yeni görüyorum. Mektubu oku, tablet dizi. Sabah 5.40 mi yaptıklarımıza bak. Aha, dükkanların içinden öyle şey. Oha, kasayı da buraya böyle bırak. Bunu nasıl yapıyoruz? 0-2 yukarı aşağı onayla enter. 2. Tekrar soyulmaktan kaçınmak için tabletteki yükseltme menüsünden bir kamera satın alın. Bu bizi hırsızlardan koruyabilir. Koruyabilmez. Kamera bir güvenlik aracı değildir. Güvenlik denetim aracıdır. Sonuçta dakikalarda bayağı bir hızlı geçmeye başladık koşarken. Sonuçta sadece öyle bir suç olduğu zaman suçun ispatı için kullanılır. Müdür. Elektrik kablo. Elektrik kapatabiliyor muyuz? Hayır. Terselik peşindeyim ayarlar. Sen şu kapıyı bir kapat bak. Abi mutfak odası. Ben şunu ilk başta yani şey kuru kafa zannetmiştim. Yani dedim hani o kadar tehlikeli yemekler yapıyoruz ki. Yani yaklaşmayın, mahvederiz gibi. Ve bu ne? Dodo bu ne? Burada da bir şey yok. Ben nereye gideceğim? Bu herhalde sipariş grubu. Başımıza iş aldığımız grup. Burada. Nereden alacağız ya? Tablette güvenlik. Tablette. Tablet buymuş. Beceri. Nasıl bir beceri? Karakter, yemek, mobilya, araçlar, abi geç olur herhalde. Gizemli, gizli kasa kilidi. Tamam, sana ilaç gibi gelecek, geldi. Gelirler. 5000 dolar zarardayız. Çöp.
Daha dolu değil. Beceri geç, yükseltme. Heh. Kamera ücretsiz, satın al. Artık motelimize dönebiliriz. Müşteriler sizden yemek isteyebilir. Markete git ve biraz yiyecek al. Market 200 metre. Gerçi arabayla gitmek daha mantıklı değil mi? Abi. Agresif herif. Kasaya gidin ve satın aldığınız yiyeceklerin parasını ödeyin. Satın aldığınız gerek olmadığı duruma koyun. El freni teknik olarak aracı neler yapması lazım? Bizim el freni teknik olarak hiçbir şeye yaramıyor. Evet, biz geldik. Ne alıyoruz? Yumurta, pizza, hamburger, somon. Pizza alalım. İki tane pizza. Bir tane hamburger. Bu ne? Biftek, sandviç, sandviç iyi gider. Bu ne? Kızarmış et. Sosisli. Dilim pizza kızarmış et. Sosli. Sosli nedir? Ha, al sosis. Sosli, sosisli. Böyle birazcık kısa kesmişsin. Kızarmış ekmek. Abi dilim pizzayı DP'yi büyük yazıyorsun da kızarmış ekmekte E'yi neden büyük yazmıyorsun? Kızarmış ette de keza öyle. Alalım. İlginç. Ne? Al kahve. Alalım. Bu ne? Kahve. Bunlar ne? Kapalı mı? Kapalı. Para ödemeyeceğim. Matematik kayıt da var. Çok güzel. Somon abi. Somonu bu şekilde eğer satıyorsanız gerçekten çok etkileşim. Biftek kızarmış et. Kızarmış et her zaman iyidir. Rosto. Sosis. Bir ekmek alalım. Lan biz ne kadar para harcadık yani. Bir alışveriş. Ödeme. Toplam fiyatı 440 dolar. Tamam olur. Ne yapıyoruz? Taşıyın. Ya bu kadar farklı şeylerin içerisinde bulunduğu yere de kalkıp da "Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers, followers, views, chat, boot, etc. Ah be yavrum, ben bunu sadece eğlence için yapıyorum. Eğer ki gerçekten bundan bir gelir elde etme planım olsaydı, yani emin ol bu işe yatıracağım paralar çok daha ciddi paralar olurdu. O zaman kalkıp da seninle ilgilenebilirdim de yani hiç gerek yok be kardeş. Neden hep böyle bir Twitch'te, Kick'te bir yayın yapan bir insanı illa bir şey olarak ya dur abi sen bu işi beceremeyeceksin belli. Biz sana kalkalım da yardım edelim zihniyeti var. Anlamış değilim açıkçası. Bak basın tutma. Markete bilin satın hamburger yumurta sandviç. Yumurta almadık diye olay çıkar. Kasaya gidiyor satın alacak. Satın alacak. Bunu buzdolabına koyun. Buzdolabımız nerede? Burası buzdolabı mı? Depo. Buzdolabı nerede? Hı. Ya bir yumurta almadık diye yaptığın tatavaya bak ya. Oğlum spor her şeydir. Lamborghini Conta. Oha. Oha. Oha sal beni. Hamburger, yumurta, sandviç. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. 3 parça şey için. Bu arada ne bakacağız diye açtık burayı. Evinizin eşeğinizin yanınızda bir task. Video mu izliyoruz? Vallahi öyle yapamıyorsun. Günaydın, iyi yayınlar. Bu motorun durumunun kentsel dönüşüm riskinde. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Şeye hiç bakmadım yani. Ciddi manada kike hiç bakmadım. Dedim şurada en azından dursun da 2 dakikada şu oyunu bitireyim dedim ama 2 dakikada bitecek oyun değilmiş. Birincisi video izliyor değiliz maalesef. Oyunu oynamaya çalışıyoruz. Evinizin neşesi yanınızın bir tanesi pidem geldi. Bayıldım ya. Efsane ya, efsane. Hakikaten efsane, takdir ettim. Maalesef şöyle... Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim sana da. Günaydın. Bu motelin durumu kentsel dönüşüm riskindeki evlerden daha iyi. Of ya sen neden bahsediyorsun? Gerçekten
Tam bir rezalet. Kasaya gidin ve aldığınız yiyeceklerin parası. Ulan geri kalanını ödedik. Sadece 3 tane yumurta için. Oha, 45 dolar. Şimdi moteli açma zamanı. Hadi başlayalım. Abi moteli açmaya Allah'ını seversen 40 dakikada ancak mı geldi ya? Şaka gitsin. Özür dilerim, dediğim gibi ya kike hiç bakmadım. Şimdi ya 40 dakika sonra ilk defa bir lan dedim, burada bir şeyler olmuş, şuna bir bakayım dedim diye baktım. Aynı anda iki yerde yayın yapıyorum. Hiç açıkta açıkçası. Evet, yumurtamızı aldık. Tableti açın, ana menü uygulamasına tablet tıklayın ve açmak için model işaretine basın. Tablet motel. Motel işaretine bastık, yemek motel. Houston, we have a problem. Bir daha tarif etsin. Hay Allah, seni kahretmesin, kapatırken gördüm. Şu mu? Aha, iki yıldızlı bir otel olduk. Yay! Oha. Daha da bitmek bilmiyor yani. Bu arada hakikaten otel sahibi bir arkadaşım var. Yani hatta otelde ben de çalışacak. Resepsiyona gidip ilk müşterinin gelmesini bekliyorum. Resepsiyon neresi? Herhalde burasıdır. Antalya'da arkadaşım bir oteli var. Okan, kulakların çınlasın. İnşallah bunu izlersin. İzlemezsen de sana zorla izlettireceğim zaten. Hatta linkini atarım, otur bunları izleyeceksin lan diye. Kulakları çınlasın. Bir otel sahibi arkadaşım var. Eski çalıştığım firmada beraber çalışmıştık. İlk başta arkadaş benim stajyerliğimi yaptı. Sonrasında geldi yanımızda, o kadar beğenmiş ki herhalde. Yanımızda çalışmaya başladı sağ olsun. Gerçekten geldiğine de memnun oldum. Çok nadir kişilerden bir tanesiydi kendisi. Çok gerçekten güzel zamanlarımız geçti. Ama şöyle bir şey var. Bir otel sahibi olmanın ne demek olduğunu onun aracılığıyla tabii ki çok iyi bildiğimden ötürü. Yani çeşitli zamanlarda telefonla konuştuk. Dertleri nedir, tasaları nedir, müşterilerin zihniyetine, ne istiyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. İşte onlara hizmet, yani hizmet sektörü gerçekten zor bir şey. Ama yani az önce görmüş olduğunuz zaman yeni işte ne bileyim ikinci seviyeye çıktı, şunlar açıldı falan filan gibilerinde şeyler maalesef burada emin olun yok. Yani her şeyi onlar kendileri tedarik. Bugün için boş bir odan var mı acaba? Var kardeş. O da 201'i sana tahsis ettik. Unutmayın ki müşterilerimizin valizlerini odalarına götürmek bizim görevimizdir. Pardonim o. Öyle bir görev yok. Onun ismi başka. Valiz alalım, basın tut. Müdür, kapattık 102. Ama en azından şu teknik hoşuma gitti. Dur bakıyoruz, hop. Tada. Buyurun. Bugün için boş bir odan olup olmadığını çok üzüldüm ya. Gerçekten boş odanız yok mu? Maalesef yok müdür. Müşterilerinize yemek servisi yapabilmek için müşteri siparişlerini abi, tablet üzerinden almayı unutmayın. Olur. Tüh ya. Yalvaracaktın değil mi? Temizlemek. Şey anlamış değilim. Temiz. Allah kahretsin. Korktum lan. Yemek siparişi. Tablet. Yemek siparişi. Tablet. Beceri. Bir beceriye sahip olmuşum. Bunu anladık. Yemek. Ne bu? Okey. Okey. İkisi de hamburger istiyor. Peki. Ya müdür yok. Bugün yok. İçin boş bir oda. Çok üzüldüm ya. Gerçekten boş odanız yok mu? Yok. Hırcık. Pişir mi? Neyi pişireceğim ya? Hamburger lan bu. Nasıl alıyoruz? Alamıyoruz. Pişir. Ne pişir? Ha. Şayze. Oha.
Çığ gibi. Bu ne? Etkileş. Etkileş. Ya sizler ne zaman yazdınız? Pidem nedir ya? Bayıldım isme ya. Anneyup. Hazır. Peki aldım hamburger. Yemek ver. Ben gelene kadar bir hamburger de olur mu? Olur. Şimdi ikisi de hamburger istemişti zaten. Ne olduğunu çok bir önem arz etmemek de beraber. Neş. Kapıyı kırıyoruz. Teşekkür ederim dostum. Çok naziksin. Isla. Çok naziksin. Geçen gün bir tane video paylaştı arkadaşlar. Karnım ağrıdı 20 dakika boyunca. Tabii artık yaz sezonunun neredeyse sonuna geliyoruz diyebilirim. Ya daha tabii sıcaklar daha bitmedi. Ayrı mesela Bursa'da şu anda 36-37 derece bir sıcaklık var. Ancak aç. Teşekkür ederim dostum. Çok naziksin. Ben de. Şimdi şeyleri gördüm. Çamaşırlarını yıkayın mı? Ya tabii ki hizmet sektörü. Tabii ki eyvallah ama yani. Şaka mısınız siz? Neyse. Ya zaten artık yayını kapatacağım. 46 dakika olmuş. 46 dakika benim için yayınlarda maksimum sınır. Bir saati geçirmemeye özen gösteriyorum. Zaten seçtiğim oyunlar da öyle çok kısa şeyler değil. Kısa olmadığı için de doğal olarak böyle sıfırdan inceleme, Sunset Motel gibi bir şeyi sıfırdan başlama etme gibi şeylerle uğraşıyoruz. Da doğal olarak takdir edersiniz ki çok da şey olmuyor. Ne oluyor? Çamaşırları alın. Görmek istiyorum ya. Çamaşırları alın ya. Ben çamaşırları nerede yıkayacağım? Aç kapıyı aç. Tamam. Nereye gidiyoruz? 21 metre. Bu ne? Çamaşırhane gel. Tabii şeyde böyle olmuyor. Öf. Çamaşır kirli yer temizli. Ne yapıyorsun? Çamaşırları alın. 201'inde çamaşırları. Ya. Elde böyle şey gibi. Bakalım. Biz bununla gezineceğiz anladığım kadarıyla. Ha, evinizin neşesi yarın. Yanınızın bir tanesi ne demek ya? İlginç geldi. Dur bir dakika ya. Ben şu arkadaşları direkt ekleyeceğim. Severim böyle yaratıcı fikirleri. Chat'te kal, chat'te. Sanki chat'e bakıyor muyuz da chat'te kal. Kapıyı aç. Al. Temiz. Temizlerini al. Arkadaşa götür. Bulaşıkları verin. 102. Önce teşekkür ediyordu. Şimdi hiç. Her bir tut. Maalesef otel sahibi olmak böyle bir şey. Ondan bahsediyordum size. Bir arkadaşım oteli var. Gerçekten hizmet sektörü gerçekten çok. Bir de yabancılara hizmet veriyorsunuz. O çok daha ayrı bir şey. Leş ya 202 yine mi ya? Burada günlük temizleyemedik öbürüne mi geçtim? Ay yok ki leş ya dedi. Arkadaş herhalde oteli. Seni çok fena bir benzetmek lazımdı ama. Ne çekip gittim de mi şimdi? R'ye bas temizlik malzememize geçeceğiz. Biraz basılı tut.
burayı hallettik galiba. Neyse, temizlik işini de hallettikten sonrasında neyimiz kaldı? 3 müşteriye hizmet ver, çamaşır yıka kısmımız var. Bir müşteri daha herhalde birazdan çeker gider, bir de gelir. Ha, geldi. Üçüncüyü de yapayım, sonra da artık şeyi kapatacağım. Bu da hamburger ister herhalde. Gel 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 gel. Gel. Aha, benim vatandaş geldi. Bugün için boş bir odam var mı? Olmaz mı? Eğer motel çok kalabalık olursa onu aman, kapatıp ben yeni bir oda inşa edebilir ve işiniz bitince tekrar açabilirsiniz. Temizlik duraklatıldı. Teşekkür ederim. Müşteri lobide. Evet. Bugün maalesef için boş bir odam. Kahretsin dostum. Kahretsin dostum. Hepiniz de mavi şeyle gelmişsin. Bu da... 5 dakika bekleyemeydim. Aa pardon, bunu fırlatıp atıyorduk değil mi herifin kapı? Şimdi o da... O... Sen ne yaptın? Oğlum efsanesin sen ya. Yatağı nasıl yakabildin, bana onu öğret. Ya yani kesinlikle bana öğret yani. Allah seni kahretmesin ya. Onu, ya oyunu ne yaptınız siz ya? Gerçekten ne yaptınız? Bunlar temizlenecek bir şey var mı? Yok. Gel bende. Yatağı yakacak kadar ne yaptın sen arkadaş ya? Evet. Bir müşterimiz daha var mı? Yok. Ne o? Aha. Gel. Yani zaten sen de çok iyi bugün için boş bir odan var var gel. Abla yokuz. Nasıl valizlerim verilecek değil mi? Gel bakayım. Müşteri lobide. Hay müşteri. Bugün için boş bir odan var mı acaba? Tüh ya. Ya yayıncıların, yapımcılar, düzeltiyorum, yayıncı dedim. Yapımcıların çok büyük ihtimalle Türk oldukları ihtimali yüksek. Türk oldukları olma ihtimali bugün yüksek. Bugün için boş bir odan yok, çok kardeş. Üzüldüm ya. Gerçekten çalıştım. Boş odanız yok mu? Yok. Post. Tost var mı bizim ya? Ben şu çamaşırları alayım çünkü tost bizi zannedersem uğraştıracak. Etkileşelim gel. Ama zaten... Demek ki çamaşır yıkabaları böyle verilmiyor ama... Çamaşırları... Burada tabii ki yok. Elimizde niye sepet? Tam olarak anlamadım. Abi yok bugün yok. Bugün için boş bir odan olup olmadığını öğrenebilir miyim? Şaka mı yapıyorsun adamım? Ya dost. 15 şir. Şaka mı yapıyorsun adamım? What the hell is going on man? Burada benim dikkat etmediğim bir şey daha oluşmuş arka planda. Olmuş. Teşekkürler. Gördünüz. İş hayatı beni mahvetti. Devam et hadi. Zaten 72, 75, 78, 80, 90 ve 100. Yok başka bir şey pişirme. Çabuk şurada. Ya bu kadar böyle ayağa hizmet fazla değil mi ya? Aç kapıyı aç. Aç aç. Teşekkür ederim dostum. Çok naziksin. Rica ederim adamım. Ne demek? Hmm. 102'nin eşyaları. Gel bakalım. Çamaşırları alın. Benim çamaşırlarımı verelim şu arkadaşım.
Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için havuz tarzı yerler açmamız gerekecek. Havuzdan başlayalım. Valla biz bunu nereye götürürüz? İçeride mutfağa koyacaktık. İşi al, tableti al, çalışma. Havuzda yükseltme sürü. Tablete bas. Beceri sınıfında değil herhalde bu. Becerilerimiz kendi kendine mi artıyor? Kendimiz mi alıyoruz? 5 tane beceri alma hakkımız olur. Bunu şöyle yapacağız. Yeterli. Her şeyden biraz. Olur. Kapattık şimdi ne? Çöpümüz. Herhalde dolunca. Yemek yemeye geçtik. Onaylandı geçtik. Bizden ne yorum gelirler. Çalışan evet. Valiz görevlisi. Tam oyunda oyunun açılık. Havuzda aç. Yükseltme menüsü. Şuna geldik. Yükseltme menüsü. Demek havuz. 2000 dolar. Havuzun o görüntüsünü gördükten sonra eğer ki kalkar da birisi bu havuza girerse çekiçle. Şurada. Bunu biliyorum. Yok et. 6 XP. İyi bak. Ya burada havuzda cinayet mi işlemiş ya? Bu nedir ya? İyi ah be ya. Tamam işte basılı tutuyoruz. Ha, onaracağız. Ben tabii yok etme taraftarı olarak başladığım için işte. Abi şimdi bildiğim birisi yani diyorum yaratmış burada ya. Sonra anladım. Bir dakika bu ne? Biraz. Oha. Suyun üstünde yürüyebiliyor muyuz? Yok canım. Ya bu derinliği azdır herhalde. Ayak bileğime kadar gelen havuzlu insanlara nasıl sokacağız biz? Hop. En azından zıplama özelliği de var. Bu da güzel. Bu ne? Temiz su banası, kirli su banası. Önce çöpleri temizlemelisiniz. Önce kirli suyu boşaltmalısınız. Abo. Oyunun bu kadar detaylı olacağını tahmin etmemiştim ama havuz işinden anladığım kadarıyla buradan güzel bir şeyler görünecek. Herhalde havuzumuz var. Birkaç tane daha yükseltmeleri bir bakayım. Çok merak ettim. Spa var, gym var, havuz var, yemek herhalde restorantı buradan yükseltiyoruz. Burada nedir? Welcome pass bastığı tamam. Otopark satın alalım. Zaten hepsine paramız yetiyor. Ha, buraya yakın mesafelere park edebilmeleri için otoparklar alıyoruz. Tamam güzel. Uzağa park etmeleri gerekmiyor. Burada ne demiş? Private parking. Burada çöplerimiz var. Onları herhalde hallediyoruz. Anladığım kadarıyla böyle. Oyun detay bakımından bakarsanız gerçekten güzel. Tabi oyunun oynanışı bakımından biraz bakıyorum gerçi ama çok da fazla otomat. Bunlar herhalde otomat. Oyunun şöyle bir geneline bakıyorum. Yani herhalde bu birkaç bir şey daha yaptıktan sonra havuzun yapılacakları listesini tamamladıktan sonra bitecektir diye tahmin ediyorum. Oyunun geneline bakıyorum. Gayet güzel bir oyun yani oynanabilir bir oyun. Simülasyonlar arasında bu kadar detaylı bir oyun olduğunu bilmiyordum. Oyunun başından sadece direkt yorumumu söyleyeyim. Aman ha yani elektriğin olduğu bir yere suyla veyahut da herhangi bir yangın söndürücü onun için özel köpükler var. Onun dışındaki herhangi bir şeyle müdahale etmeyin. Yani o oyundan aldırıp da sakın yapmamanız gereken şeylerin başında gelen bir şey. Muhakkak dikkat edin o konuya. Onun dışında da oyun eğlenceli, XP sistemi var, leveling sistemi var. Otomatikman yani şu demek ki bir şeyler yaparak bir level elde ediyoruz. O levelle yeni bir şeyleri açmamıza müsaade ediyor. O da bizi herhalde geliştiriyor. Gördüğüm kadarıyla tabletten işte az önce söylediğim gibi gym gibi, spa gibi bir takım eklentiler var, gelişimler var. Yemekle ilgili göndermiyorum arkadaşlar. Ana menüde odaların oda 203. Bunları açtığımızı hatırlamıyorum.
Odaların gelişimiyle alakalı olarak bir sürü şey var. Galeri büyük ihtimalle bir fotoğraf çektiğimizde falan diye kullanıyoruz. Senin yüzünden yorumlar yaparak bize en azından artı veya da eksi şekilde etkiliyorlar. Ya oyunun detaylarına gerçekten bayılıyorum. Yani çok fazla detay var oyunda. Bizim terklerden girmişler. Ya oyunda çok fazla detay var. Gerçekten bayıldım bu kısmına. Oyunun oynayışı da eğlenceli. Sadece yani çok fazla klavye kombinasyonu var. EFG, şimdi böyle ASD zaten kullanıyorsunuz. EFG gibi ekstradan şeyler de var. Yani oynanabilir bir oyun, eğlenceli bir oyun. Oyunun demosu yeni çıktı. Hatta şuradan da şöyle yapıyorum ve Steam'den Sunset oyununun ne zaman çıkacağına bir bakıyorum. Sunset model oyunu 29 Temmuz 2024'te şey çıkmış. Bu benim. Neden şimdi ben bu oyuna baktım anladım. Rock Game SE'ye ait oyun. Tarihini vermiş mi? Rock Game SE dediğimde direkt olarak beraber çalıştığımız bir firma. Bu firma bazı oyunları test play olsun, bazı oyunlarda da direkt hediye ettiler, sağ olsunlar. Alıp denemem için bana gönderiyorlar. Bu onlardan bir tanesi olduğunu yemin ederek söylüyorum, bilmiyordum. 29'unda çıkmış, 29 Temmuz dün çıkmış. Prolog bölümü olarak yayınlanması 29 Temmuz. Ben bunu bir hafta olmuş, bir hafta 10 gün kadar oldu ben bunu oynayalı. Demek ki benimkisi play test betasıydı veya da play testin kendisiydi, ikisinden birisi olabilir, emin değilim. Ama ben oyunu gerçekten beğendim. Yani bu adamlardan da simülasyon oyunları bakımından çok güzel şeyler çıkıyor. Örnek veriyorum, Salon Simulator Prologue var. Astronomica'yı oynamıştım ama çok beğenmedim açıkçası. Uberg City diye bir oyunları var. Onu gerçekten bayılıyorum. Technicity diye bir prologları var. Technicity'yi beğenmedim. Cafe Owner Simulator var. Onu çok beğenmiştim. Onun dışında diğer oyunlarına da bakmaya nasip olmamış. Pek yakında çıkacakların arasında bakayım başka neler var. Cowboy Life Simulator var. Onu biliyorum. Vampire Clans var. Onu da biliyorum. Ninja Simulator'ın prologu çıktı. Mı çıkmadı mı emin değilim. Ona bir bakacağım. Çıkmış. Yok, daha çıkmamış. Prolog versiyonu bizim eklememize izin vermişler mi? Vermişler. Demek ki biz oynayabiliyoruz. Ninja Simulator diye bunların bir oyunu çıkacak. Efsane güzellikte bir oyun olduğu iddia ediliyor. Ne olduğunu tam olarak ben bilmiyorum. Ama işte bir ninja olacağız. Olduğumuz ninja olarak da işte böyle gölgelerde saklanacağız, insanları öldüreceğiz falan gibilerinde bir takım şeyler vardır. Muhakkak vardır diye. Herhalde onlarla bir mücadele yapıp devam edeceğiz. Neyse, daha fazla sözü uzatmıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. YouTube olsun, Twitch olsun, Kick olsun, hepsini yayın yapıyorum. Hepsine de abone olursanız gerçekten sevinirim. Yayınlarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer ki herhangi bir talebiniz varsa veya da oyunlar hakkında bir yorum yazmak istiyorsanız YouTube'da alt bölümde bulunan o comments kısmına, yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazarsanız hepsini okuyorum. Hepsini elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. En azından beni mutlu edersiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.